Serdar, tabii aslında New York Belediye Başkanı Eric Adams tek başına buna engel olamıyor. Yani oradan, hatta geride bıraktığımız hafta içerisinde uçak dolusu göçmen de gönderildi. Yani otobüsü geçtik, uçakla da göndermişlerdi. Ama New York Belediye Başkanı en azından şöyle bir önlem aldı şu aşamada. Önlem aldığını açıkladı. Bundan sonra gelecek olan otobüsler 32 saat önceden bildirimde bulunmak zorundalar New York Belediyesi'ne. Aksi takdirde hem para cezası kesilecek bu otobüs şirketlerinin şoförlerine, hem de otobüslerin, araçların bağlanmasına kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Dolayısıyla en azından New York Belediyesi hani durduramıyor göçmen gelişini, en azından kontrollü olarak içeriye alma niyetinde. Çünkü bir günde 14 dolusu otobüs göçmenin gelmesi üzerine geride bıraktığımız günler içerisinde, yani 14 otobüs dolusu insanın bir günde içerisinde gelmesinin ardından ve barınaklarda da yer kalmamış durumda zaten. Hatta barınaklarda uzun süredir kalan göçmenlere de bu hafta içerisinde mektuplar gönderildi, boşaltmaları istendi, yeni gelen kişilerin yerleştirilmesi amacıyla. Dolayısıyla bunu en azından gelişi bir nebze olsun kontrol altında tutabilmek, New York Belediyesi'nin çalışanlarının hazırlıkları yapabilmesi adına 32 saatlik bir süre verildi. New York Belediye Başkanı şu ana kadar New York'un gelen göçmenler için, ki son açıklamasında Eric Adams'ın 160 binin üzerine çıktığını öğrendik gelen göçmen sayısının güney eyaletlerinden, 1 milyar dolarlık bir harcama yaptığını, mevcut halde de, mevcut durumda da 4 milyar dolarlık daha bir kaynağa New York'un ihtiyaç duyduğunu söyledi. New York Belediye Başkanı Eric Adams daha önce yaptığı açıklamada da New York'un kaynaklarını artık şehrin güvenliği, temizliği, şehir hizmetleri gibi konular yerine gelen göçmenlere ayırmak zorunda kaldığından şikayet etmişti. Ve hatta New York'lar bundan sonra belediye hizmetlerinde aksamalarla karşılaşacaklar demişti. Ve yine daha salı günü yaptığı açıklamada da, yine bu hafta içerisinde 2 gün önce yaptığı açıklamada da, hiçbir şekilde Başkan Biden'dan bu konuyu, bu sorunu görüşmek üzere randevu alamadığını söylemiş ve bundan da şikayetçi olmuştu aynı zamanda. Dediğim gibi durdurma şansı yok. Çünkü Texas gibi, New Mexico gibi eyaletlerden, güneydeki eyaletlerden oradaki valiler otobüslere koyup, hatta işte dediğim gibi bir tane uçak da gelmişti bu hafta, otobüslere koyup göçmenleri buraya gönderiyorlar. New York'a, Chicago'ya, Los Angeles'a bu göçmen kabul eden, göçmenlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen şehirlere. Ama New York artık tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. En azından gelişler içerisinde, gelişlerle bir kontrol sağlayabilmek amacıyla Eric Adams 32 saat önceden haber verilmesi şartını getirdi. Söylediğim gibi aksi takdirde para cezalarının uygulanacağını açıkladı Serdar.